Bir de bu Şiiler aynı şekilde yapıyor. Durup dururken de aynı şekilde mesela İmam Ali Rıza Hazretleri'nin, ondan sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kabirlerinin başında mut'a, yani zina. Ama efendim niye öyle diyorsunuz falan. Bir kere Kur'an-ı Kerim'de yok mut'a. Bu bir. İkincisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir harpte izin vermiş, sonradan aynı şekilde onu da yürürlükten kaldırmıştır. Koyan kendisi, kaldıran da kendisi. Kaldırdıktan sonra bitmiştir o. Yani o kaldırıldıktan sonra tekrar buna devam ediyorsan bu zinadır bunun adı. Bu zinadır. Başına da aynı şekilde belaların gelmesini durup dururken gelmiyor bela. Durup dururken gelmiyor. Adam bir saatine iki saatine gidiyor, anlaşıyor güya. Aynı şekilde gayrimeşru. Yani zinanın başka bir türlüsü. Şimdi Müslümanların yaşadığı ülkelerde Müslümanların bir türlü, Türkiye'de de aynı şekilde felah bulamaması, rahata erememesinin bir tek sebep var. Nedir? İslamiyet'ten uzaklar. İslamiyet'ten uzaklar. İslamiyet'te hiç bağlantılar yok. Türkiye'deki Müslümanların çoğunluğu da öyle. Hiç bağlantı yok. Ha zahiren Müslüman. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te bakıyorsun. Gece sahura kalkıyorum. Birçok ışık seviyorum. Seviniyorum. Ama on sana da üzülüyorum. Niye? Çünkü mesela İstanbul'da 3.30'a kadar yiyorlar bunlar. 3.30'a kadar yiyor. Yazık gitti yani. 17-18 saat aç kalıyor. Oruç gitti. Bunu sorgulan da yok. Hesap soran da yok. Hesap soran da yok. Müslüman olarak bakıyorsun bazı dernekler var, cemaatler var, kişiler var. Fıkıh kitaplarındaki bildirimler falan yok. Herkes kendi nefsine, kendi şeyine uymuş. Yani şöyle bakıyorsun, dışarıdan gelse bir kimse Müslümanlık deyince ne iş yapayım, yani senin yaşayışında, senin hayatında neyi göreyim, adam yalan söylüyor. Ondan sonra her türlü fitne, fücur, hepsi mevcut. İslamiyet'in emirlerinden herhangi birisi, adama bakıyorsun namaz kılarken bile namazı namaz değil. Oruç diyorsun, orucu aynı şekilde sakat. Zekat diyorsun, zekatını zaten altınla vermiyor falan, kendi kafasına göre veriyor. Mesela birisini anlatıyorlardı. Adam aynen bu işte bunun gibi. Diyorlar ki bu geliyor namaz da kıldırıyor. Ve ondan sonra gidiyor. İşte bir kadınla da bir anlaşması varmış. Muta yapıyor herhalde. Zina ediyor yani. Mihraba da geçiyor. Peki bunun neticesi ne olur? Allah-u Teala oraya gadab eder. Allah-u Teala gadab eder. Gadab ettiği zaman işte Afganistan gibi, Irak gibi, Suriye gibi olur. Gadab ettiği zaman öyle olur. Ve Allah Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Dolayısıyla bunlara Türkiye'de itibar edenler var. Mutaya. Niye? Nefsine hoş geliyor çünkü. Nefsine hoş geliyor. Haramdır ve zinadır. Zina yapmış olmuyor güya. Zina yapmış olmuyor güya. Haramdır ve zinadır.